Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını sizlere anlatmaya çalışacağız. Hemen hemen her sınavda olduğu gibi bizlere kelimeler verilecektir. Üniteler içerisinde öğrendiğimiz bu önemli kelimeleri boşluklara doldurmamız istenecektir diyerek ve biz de bu bölümde sizlere geniş bir yelpazeden hazırladığımız soruları hatırlatmaya çalışacağız. Hemen ilk sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız bir ifade var. Ama kelimelere şöyle bir göz atmak isterim. Boşluklarda rahatlık çekelim diye. Ahiret, toplum, hurafe, din, tahrif, haram, helal, azim, Muhammedül Emin, istişare, ahsenül kasas ve asr. Bu kelimeleri uygun şekilde doldurmaya çalışalım birlikte arkadaşlar. Birinci boşlukta. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ilahi kurallar bütününe ne diyoruz? İlahi kurallar bütünü deyince aklımıza din gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla buraya din diyoruz. İkinci boşluğumuz, dinin temel gayesi insanların dünya ve nokta nokta mutluluğunu sağlamaktır. Neydi? Dünya ve ahiret değil mi arkadaşlar? Bakın böyle sorularda lütfen öncelikle emin olduğunuzu işaretleyin. Bilmediğiniz tuhaf kelimeler olabilir veya unutmuş olduğunuz işte ahsenül kasas, asr gibi veya ne bileyim tahrif gibi bunları sona bırakın arkadaşlar. Mutlaka şansınız daha da çok artacaktır. Ve gelelim üçüncü boşluğumuza. İslam'da olmayan, sonradan dine giren ve din gibi algılanan hususlara ne diyorduk biz? Tabii ki hurafe değil mi arkadaşlar? Hurafe. Hurafenin tanımıdır bu üçüncü soru. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümüne ne diyorduk? Tabii ki toplum değil mi? İçerisinde yaşadığımız toplumu örnek verebiliriz buna ve onun tanımı diyebiliriz. Allah tarafından müsaade edilen zararsız şeylere ne diyorduk biz? Tabii ki helal değil mi? Allah'ın müsaade ettiği her şey helaldir dinimizce. Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış olan şeylere ne diyorduk? Tam tersi haram değil mi arkadaşlar? Yedinci sorumuza bakalım. Nokta 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 saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir. Yani bir şeyi orijinalinden başka bir hale sokmaya biz ne diyorduk? İşte o kelime tahrif arkadaşlar. Tahrif kelimesinin tanımıdır buradaki anlatılanlar. 8'e bakıyoruz. Bir konuda doğruyu bulmak için tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya ne diyorduk? Tabii ki istişare değil mi? İstişare. Her konuda bizden büyük küçük akranımız fark etmez. Birileriyle istişare kurmamız bizim faydamıza olacaktır. 9. soruda diyelim ve geçelim. 9. boşluğumuza. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güvenilir olması sebebiyle nokta nokta denmiştir. Neydi arkadaşlar? Bunu önceden beri biliyoruz. Muhammedül Emin değil mi? Şuraya doğru uzatalım. Muhammedül Emin peygamberimizin güvenilir olmasından dolayı söylenen lakabıdır Muhammedül Emin. 10. soruya bakalım. Bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermeye ne diyoruz? Tabii ki azim değil mi? Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz diyoruz. İşte o kararlılık ve gayret azimdir. 11. sorumuz. Hazreti Yusuf'un hayat hikayesi Kur'an'da nokta nokta yani hikayelerin en güzeli diye nitelenmiştir. Neydi o? Hatırlayalım. Ahsenül kasas. Arkadaşlar ahsen güzel, iyi demek. Kasas da hikaye olduğuna göre hikayelerin en güzeli ahsenül. Şöyle altına yazıyorum. Ahsenül kasas. Bu yani yabancı bir terim bizim için ama hatırlayın ki Hazreti Yusuf'un Kur'an'da geçen hikayesinin ismi. Son olarak iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etme gibi insanı mutlu edecek ve hüsrandan kurtaracak temel ilkelerden bahseden sure nokta nokta suresidir. Üniteler içerisinde öğrendik değil mi arkadaşlar? Asr. Vel asr. İnnel insane lefi husr diye devam eden işte bu sure
As suresi arkadaşlar. Şurayı düzgün yapalım ve geçelim bir başka bölüme. Bu bölümde de yine doğru yanlış bölüm sınavlarda olmazsa olmaz biliyorsunuz. Yine verilen bilgiler bilginizi ölçmek içindir. Doğru mudur, yanlış mıdır ona bakacağız. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz şeklinde bir ifade var. Bakalım ilk bölümdeki bilgi doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Rüşvet almak helal kazanç yollarından birisidir. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki yanlış. Haramdır arkadaşlar. Haksız yere kazanç haramdır. Kesinlikle helal diyemeyiz buna. Peygamberimizin güzel örnekliliği Kur'an'da üsve-i hasene kavramıyla ifade edilir. Evet, buna da dikkat edin. Üsve-i hasene demek Peygamberimizin güzel örnekliği, insanlara güzel örnekliği anlamında bir kavramdır. İkinci soruya doğru yazacağız. Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarının durumlarından bahsedilir. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Kureyş kabilesine şükretmeleri ve kulluk etmelerinden bahsedilir. Onları yola getirmek, onları dine davet etmektir. Onlara verilenlerle şükretmeleri, Allah'ın nimetlerine karşı şükür ve kulluk etmelerinden bahsedilir. Yani Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarından bahsedilmez. Dolayısıyla buraya da yanlış diyeceğiz. Ve dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur. Hani evrenseldi? Hani tüm insanlığa gönderilmişti? Tabii ki yanlış. Sadece yaşadığı dönem olur mu? Hala da onun yolundan gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Cevabımız Y diyelim, yanlış diyelim ve geçelim 5'e. Sıdk, dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, her zaman doğruyu söylemek anlamına gelir. Tabii ki sıdk kelimesinin tarifi budur. Doğru diyeceğiz 5. soruya. 6. Dinimize göre insanın yaptıklarından sorumlu olmasının şartı akıllı olmasıdır. Evet arkadaşlar, aklı yerinde olacak ki dini olarak sorumlu olacak her türlü yaptığından, yaşadığından. 6. soruya bakalım. 6'yı doğru diyelim, 7'ye geçelim. Asr, zaman, çağ, ikindi vakti anlamlarına gelir. Evet, Asr suresinin anlamıdır bu. Doğru diyeceğiz. Asr kelimesinin Türkçe karşılıkları budur. 8'e bakıyoruz. Dinin temel gayesi insanların sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır. Sadece dünyada mutlu olsaydı o zaman dine ne gerek vardı arkadaşlar? Hem dinimiz hem de öbür dünyadaki ikinci dünyamız diyelim. Diğer ahiret dünyamızdaki mutluluğu daha hedef almıştır. Sadece dünya değil. Dolayısıyla 8'e yanlış diyeceğiz. 9. sorumuz, dinin inanç ve ibadet öğütleri olduğu gibi ahlaki öğütleri de vardır. Evet, güzel bir bilgi, kesinlikle doğru. Sadece dinimizi, inancımızı, ibadetlerimizi de yapalım diye değil, bize ahlaki yönden de insan olmaya davet eden bir olguydu biliyorsunuz dinimiz. Ve 10. soruya bakıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmayanların aşağılanmasını istemiştir. Olur mu? Hayır, kesinlikle aşağılanma yok. Hatta kendilerini aşağılayanlar, hakaret edenleri bile biliyorsunuz ki büyük o yüceliğiyle affetmiştir. Aşağılanma istemesi mümkün değil. Dolayısıyla ona yanlış diyeceğiz. Fıtrat hem ruhi hem de fiziki bakımdan insanın yaratılışından gelen özellikleridir. Yine üniteler içerisinde geçti. Fıtratın tarifi budur arkadaşlar. 11. soruya doğru diyeceğiz. 12'ye bakalım. Aynı çağda yaşayan ve yakın yaşlarda bulunan kimselerin tümüne aynı nesil diyoruz. Değil mi? Şu anda 7. sınıfa gidenler, 8. sınıfa gidenler veya 10. sınıfa gidenler hep aynı nesil grubundan değil mi? İşte bizde verilen aynı çağda yaşayan, aynı yakın yaşlarda bulunan insanların hepsine aynı nesil dediğimizin örneğidir diyelim ve 12. soruya da doğru yazarak geçelim 13'e. Size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Yani normalde birinin sıkıntısı diğerine çok ağır gelmez. Normal insanlar için konuşuyorum ama peygamberimiz öyle değildi işte. Bu ayetiyle peygamberimizin merhametli oluşuna işaret edilmiştir. Evet arkadaşlar, merhamet, sevgi olmazsa bir başkasının derdiyle niye dertlensin ki? Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak 13. soruda. İçkinin dinimizce günah sayılmasının temel sebebi akıl zayıflatması değil mi? Aklımızı, akli dengemizi, düşünme kabiliyetimizi, karar vermemizi tabii ki son derece etkiler.
Allah muhafaza diyelim ve doğru diyelim 14. soruya da. 15'e bakıyoruz. İslam'ın ilk mescidi Mescid-i Kuba'dır değil mi arkadaşlar? Mescid-i Kuba. Neresi Mescid-i Kuba? Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekke ve Medine arasında yaptırmış olduğu bir mescitti değil mi? Mescid-i Kuba. Dolayısıyla İslam'ın ilk mescididir Mescid-i Kuba. Dolayısıyla 15'e doğru diyeceğiz. Ve 16'da da Medine'de yapılan ilk mescitte Mescid-i Nebi. Bunu artık biliyoruz. Medine'ye hicret edildiğinde Mescid-i Nebi yapılmıştır. Ama hicret ederken Mekke ile Medine arasında yapılan da Mescid-i Kuba'dır. Bunları karıştırmayalım ve geçelim artık çoktan seçmeli bölümlere. Doğru yanlış ve kelime doldurma boşluklarından sonra mutlaka çoktan seçmeli sorular da gelecektir. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir gün bir kişi Peygamber Efendimiz ziyarete geldiğinde titremeye başlar ve Peygamberimiz bu durumu görünce ona "Arkadaş korkma, ben hükümdar değilim. Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadın oğluyum" demişti. Yani sizden biriyim demişti. Bu olay Peygamber Efendimizin daha çok hangi yönünü gösterir arkadaşlar? A dediğinizi duyar gibiyim. Tevazu sahibi değil mi? Gösterişten uzak. Tevazu sahibi olduğunu gösterir. Yani normal bir insanmış gibi insanlara davrandığını gösterir. Allah'ın elçisi olduğu değil, insanlara değer verdiğini değil, hoşgörülü olduğunu değil ama tevazu sahibi, yani böyle böbürlenmeyen, gösterişten uzak anlamındadır. Cevabımız A seçeneği olacak birinci soruda. İkinci soruya bakıyoruz. Ey ahali, size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sımsıkı sarılın. O da Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Peygamber Efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği yollar insan için neden önemlidir? Neden önemli arkadaşlar? İnsanın hayatının rahat olması için mi? İnsanın doğru yol bulması için mi? İnsanın ahlaklı olması için mi? İnsanın bilgi sahibi olması için mi? İnsan doğru yol bulduğu zaman zaten bu diğerlerini otomatik olarak sağlıyor, kazanç elde ediyor. Cevabımız B seçeneği ikinci soruda. 3'e bakıyoruz. 3. soruda da Peygamberimizin 3 erkek, 4 kızı olmak üzere 7 çocuğu dünyaya geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ilk çocuğunun adı neydi peki? Hatırlayalım. İlk çocuğu Peygamberimizin Kasım'dı arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Kız ve erkek çocukların üniteler içerisinde biz iki eşinden de olan çocuklarını sizlere kız ve erkek olarak anlatmıştık. Ve ilk çocuğunun Kasım olduğunu bir yerlere not alsanız iyi olur. Çıkabilir mi? Çıkabilir. İnsanın davranışlarından sorumlu tutulmasının temel sebebi ne olabilir arkadaşlar? Külli iradeye sahip olması mı? Hayır, bu Allah'ın iradesidir. İnsanlarınki cüz'i iradedir. Bu değil. Dünyadaki düzenin korunması mı? Bu da değil. Diğer canlılardan üstün olması mı? Hayır. Akıllı bir varlık olmasıdır. Burada bizden istenen cevap. Cevabımız D diyelim. Geçelim bir başka sayfaya. 5. soruda da arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'e göre bilginin başlıca kaynaklarından değildir? Dikkat edelim, değildir gibi sorular. Akıl mı? Hayır. Vahiy mi? Hayır. Duyu mu? Hayır. Evren mi? Kesinlikle evren. Kur'an-ı Kerim'e göre bilginin başlıca kaynaklarından değildir arkadaşlar. Duyu, vahiy ve akıl bilginin kaynaklarındandır. Ama evren bilginin kaynaklarından değildir ifadesi bizi yanıltmasın. Cevabımız D seçeneği 5. soruda. 6'ya bakıyoruz. Babacığım, rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm diyerek babasına rüyasını anlatan, daha sonra kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılıp bırakılan peygamber kimdi? Tabii ki Hazreti Yusuf. Bunlarla ilgili bol filmlerde izlemişizdir arkadaşlar. Aklımızda kalsın. Kuyuya atılan peygamber Hazreti Yusuf idi. 7. soruya bakıyoruz. Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeylere uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulmamış idiyseler? Yukarıdaki ayette hangi davranıştan bahsedilmektedir? Arkadaşlar dikkat edelim. Yani yukarıda ayetteki davranış tevekkül mü, salih amel mi, taassup mu, hicret mi? Arkadaşlar tevekkül çalışıp gerisini Allah'a bırakmaydı. Bu değil. Salih amel ihlaslı olmaktı biliyorsunuz. Bu da değil. Hicret bir yerden bir yere göç etme, Mekke'den Medine'yi hatırlayın ama yukarıda verilen tarif tamamen taassuptur. Peki taassup nedir? Körü körüne atadan dededen gelen inandığımız şeylere
körü körüne araştırmadan inanmaktır arkadaşlar. Burada ne diyor? Biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız. Yani atalarımızdan gördüklerimize uyarız. Size Allah'ın indirdiğine uymayız anlamında taassup halindeki davranışından bahsediliyor. Cevabımız C seçeneğidir. Taassubun anlamında böylelikle öğrenmiş olduk. 8. soruya bakıyorum. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer? Hemen bakalım arkadaşlar. Ey iman edenler! Size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz ifadesi var. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer? Bunu bulacağız arkadaşlar. Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştıralım. Araştırın diyor zaten. Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak. Hemen kabul etmek diye bir şey yok. Araştırın diyor. Doğru bilgiye önem vermek. Evet, önem verdiğimiz için araştırın diyor zaten. Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek, olay budur. Ama cevabımız B seçeneği olacak bu soruda diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet arkadaşlar, yine 9. soru devam ediyoruz. Çoktan seçmeli sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir? Bakın, İslam'ın şartlarından değildir. Bu değildirli sorulardan ben çok korkuyorum. Hep uyarıyorum. Sizler de lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ters köşe olmam adına. Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın en büyük şartlarından biri biliyorsunuz. Kelime-i şehadet getireceksiniz ki Müslüman olabilelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek biliyorsunuz bunlar İslam'ın şartlarında. Ama yemin etmek, yemin etmek İslam'ın şartlarından diye bir şartı yok. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Gerekli tedbirler aldıktan sonra Allah'a güvenmek hangi kavramla ifade edilir? Biraz önce konuştuk taassup örneğinde sorusunda. Tevekküldü değil mi arkadaşlar? Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Sınavı çalışıyorsunuz. Şu an videoyu izleyip bilgiler elde ediyorsunuz. Tabii ki bir yerden sonra da tevekkülü Allah'a bırakıp ondan yardım isteyeceğiz hep beraber. 11. soruya bakalım. Nokta nokta. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluktur. Sorumluluk gerektirir. İsra suresinin 34. ayetinde böyle söylenir. Bu ayette peygamberimizin hangi örnek davranışına işaret edilmektedir? Peygamberimizin örnek davranışı tabii ki güvenilir olması değil mi? Muhammedül Emin boşuna denmemişti peygamberimize. Verilen sözleri tuttuğu için, kendisine güvenildiği için. Cevabımız C diyelim ve geçelim 12. soruya. 12. soruda aşağıdakilerin hangisi haccın farzlarından biri değildir? Bakın hac. Haccın farzları var. Haccın sünnetleri var. Yapsak da olur, yapmasak da olur dediğimiz vacip kısmı da var. Peki şeytan taşlamak, tavaf etmek, ihrama girmek, Arafat'ta vakfi. Arkadaşlar bunların hepsi birer ibadet gereğidir. Ama şeytan taşlamak %100 farz olan bir şey değil. İstesek de olur, yapsak da olur, yapmasak da olur. Bu sünnet vari bir davranıştır. Cevabımız A seçeneği olacak 12. soruda. 13'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır? İçeriğini araştıracağız. Bizi aldatan bizden değildir. İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. Emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru. Bakın doğruluktan bizi aldatan bizden değildir yine doğruluktan bahsederken ilim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. Buradaki ilimden bilimden bahseder. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak 13. soruda. 14'e bakalım bu sayfanın son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? Yani zekatın görevlerinden, önemlerinden biri değildir. Yine uyarıyorum sizi. İnsanlar arasındaki işbirliğini artırır mı? Artırır tabii ki. Toplumla dayanışmayı güçlendirir mi? Evet. Sevgi ve saygının gelişmesini sağlar mı? Evet. Toplumdaki statü farklarının koruması. Arkadaşlar statü farkı İslam'da kabul edilen bir şey değil. Yani zengin fakir olarak değil. Onun için zenginlerin fitre vermesini, sadaka vermesini ister ki zenginlerin de fakirlerin de ayağa kalkabilmesini sağlayalım. Yani statü farkı, sınıf farkı dinimizde yeri olan bir şey değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak 14. soruda. Evet, hızla geçiyoruz bir başka sayfaya. 15. soruda bu beyitte aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir şeklinde bir ifade var. Hemen beyti göz atalım. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
Görüyor musunuz önem? Bir ekmek parası kazanın bu dünyada diyor. Bu beyitte aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiş arkadaşlar? Tabii ki çalışmanın önemi. Cevabımız bariz C seçeneği olacak. 19. soruya bakıyorum. Yukarıdaki hadisi şerifte anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hadise bakalım hemen. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem. Ne demek? İnandığım yolda giderim. Peki burada anlatılan kavram, vurgulanan kavram hangisi arkadaşlar? 16. soru. Tabii ki cesareti ve kararlılığı değil mi? İslam dininin yolunda, İslam'ı insanlara anlatma yolunda elime güneşi de verseler, ayı da verseler yolumdan dönmem dediği işte cesareti ve kararlılığını gösterir peygamberimizin. Cevabımız A seçeneği diyelim ve 17'ye geçelim. İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi peki? Tabii ki bir de deminden beri konuşuyoruz. Zenginin fakire yardım etmesi arkadaşlar. Yardımlaşmadır cevabımız. A seçeneği olacak 17'de. 18'e bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değildir, yanlıştır gibi sorular beni hep korkutmuştur. Lütfen siz de dikkat edin. Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? 18. soru. Zekat zengin olanlara farzdır. Farz arkadaşlar, malının zekatını verecek. Zekat yılda bir defa verilir. Evet, malının 1/40 diye bilinir. Zekatta malın zaten söylediğimiz buydu değil mi? 1/40 yani 1/40 verilir. Yani %2,5 şeklinde verilir aynı şey. Sağlıklı olmayanlar zekat veremez. Arkadaşlar durumu zengindir. Ama sağlığı yerinde değildir. Niye zekat veremesin ki? O malının 1/40 vermek zorunda. Aklı yerinde olduğu sürece, durumu yerinde olduğu sürece. 18'de diyelim ve 19'a bakalım. Aşağıdakilerin hangisinden zekat verilmez? Buna dikkat edin. Hangisinden zekat verilmez arkadaşlar? Küçük baş ve büyük baş hayvanlardan belli oranlarda verilir. Toprak ürünlerden, yine mahsullerden belli oranda verilir. Altın, gümüş, para, ticaret eşyalarına tabii ki verilir ama günlük hayatta kullanılan eşyadan, onun değerinden zekat verilmez arkadaşlar. Yani okula gidiyoruz, çantanın zekatı olmaz. Elbise giyiyoruz, bunun zekatı olmaz. Dikkat edin, genel olarak sahip olduğumuz mal, mülk, hayvan veya toprak ürünü veya gümüş, altın, para gibi ziynet eşyalarının belli oranlarda zekatları verilmesi gerekir. Buna dikkat edin, günlük eşya değil. Peki gelelim 20. soruya. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler arkadaşlar? Nedenmiş bakalım. Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler hayatımda ziyaret etmiş gibidirler. Aynen canlı canlı ziyaret etmiş gibidirler. Peki burası neresi arkadaşlar? Mescid-i Nebevi değil mi? Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu o alanın adıdır. Mescid-i Nebevi. Orayı ziyaret eden peygamberimizi de ziyaret etmiştir. İnşallah hep birlikte günün birinde hepimize nasip olur. Diyelim ve geçelim 21. soruya. Aşağıdaki kurbanlardan hangisinin etini kurban sahibi ve ailesi yemez? Adak arkadaşlar. Bir işinizin olması için adak diliyorsanız ve o işiniz oluyorsa kurban kesmek zorundasınız. Ve bu kurbanın adı adak kurbanıdır. Ve ev ahalisi yiyemez. Evliyse hanımı, çoluk çocuk yiyemez. Kurban sahibi ve ailesi yiyemez. İşte o kurban adak kurbanı arkadaşlar. Bayramdaki kurban, şükür kurbanı, akika kurbanları bunlardan yiyebilir ama adak kurbanına ağzımıza süremeyiz diyoruz. Ve geçelim 22. soruya. Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, bu da çok sık sorulan sorulardan biri arkadaşlar. Kurban hayvanların özelliklerini hep işlemiştik. Bir kez daha aklımıza gelmiş ve sizlere hatırlatmış olalım. Burada hangisi yanlıştır şeklinde bir ifade var 22. soruda. Koyun ve keçi en az 1 yaşında olmalı ve 1 kişi kesebilir. Evet, en az 1 yaşında olacak ve 1 kişilik kurbanın yerine geçer. Sığır, manda, deve gibi en az 2 yaşında olmalı ve en fazla 7 kişi kesebilir. Bu da doğru. Sığır, manda en az 3 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir. Burası doğru ama 3 yaşında olma şartı değil, 2 yaşında olma şartı vardır. Deve ise en az 5 yaşında olmalı. Bakın yukarıda sığır, manda 2 dedik ama devenin en az 5 yaşında olması gerekiyor ve yine en fazla 7 kişi kesebilir. Bu da doğru bir bilgi. Cevabımız bu durumda C seçeneği olacak arkadaşlar 22. soruda. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi taassubun zararlarından birisi değildir? Taassup neydi? Biraz önce de konuştuk.
körü körüne bir şeye inanma değil mi? Atadan, dededen gelen bir şeyi araştırmadan, bilmeden inanma. Hangisi zararlarından birisi değildir sorusuna dikkat ediyoruz. 23. soruda kişiyi cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtarır. Tam tersi cahilliğe sokar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Düşünce ve davranışlarda tarafsızlığı engeller. Tabii ki tarafsızlığı engelleyecektir. Taraflı olacaksındır. Kendi bildiğin senin için doğrudur. Ön yargılı davranmaya sebep olur. Kendi bildiğin doğrudur yine. Fanatizm, aşırı sevgi ve aşırı nefreti körükler yine aynıdır. Ama insanları cahillikten kurtarmaz. Çünkü araştırmacı değilsindir. Kendi bildiğini kuru kuruya savunursun. İşte taassup budur arkadaşlar. 24. soruya bakalım. 24. soruda fitreyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ifadesi var? Fitreyle ilgili. Bakıyoruz 24'e. Bayramdan önce verilmesi çok daha faziletlidir. Evet, yani ihtiyacı olanlar da bayram yapsın diye. Doğru. Bir fakirin sabah ve akşam olmak üzere iki önlük yiyecek masrafıdır. Evet, bu da doğru. Ramazan ayına sağ olarak kavuşulduğu için Allah'a teşekkür edilmiş olur. Evet, bu da doğru. Herkes fitre vermek zorundadır. İşte bu doğru değil arkadaşlar. Yani durumu müsait olmayan biri nasıl fitre versin? Kendisi fitreye mahkumsa, kendisi fitreye ihtiyacı varsa bir başkasına nasıl fitre verebilir diyelim ve D seçeneğini işaretleyerek bu soruyu da böylece yapmış olalım ve geçelim artık son sayfa, son sorularımıza. Evet, mümkün olduğu kadar soru yelpazesini sizler için arkadaşlar harmanladık. Son 4-5 sorumuz. Hızlıca bakalım buraya. Peygamberimizin ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi bütün kötülüklerin anasıdır? Ramazanlarda minarelerin arasında mahyalarda görürüz değil mi? İçki bütün kötülüklerin anasıdır şeklinde yazılır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak 25. soruda. 26'ya bakalım. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları sırayla kaçar rekattır. Bakın sırayla sabahtan yatsıya kadar gideceğiz. Sabah namazı 2 farz, 2 sünnet olmak üzere 4. Öğle namazı 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet olmak üzere 10. İkindi namazı 4 sünnet, 4 farz olmak üzere 8. Akşam namazı 3 farz, 2 sünnet olmak üzere 5. Ve yatsı namazı da 13 rekat yine 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve son 3 vitir vacip namazı olarak. Şimdi 4, 10, 8, 5 ve 13'ün bulunduğu seçenek hangisi? Tabii ki C seçeneği değil mi arkadaşlar? Cevabımız C ve geçelim 27. soruya. Numaralanmış olarak verilen As suresinin Türkçe anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki hangisi? Arkadaşlar As suresi biliyorsunuz önemli. Üniteler içerisinde işledik. Bunu ezberlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve manasını, anlamını özellikle bilmenizi istiyorum. Çünkü sorular gelecekler arkadaşlar. Böyle soruları lütfen kaçırmayalım ve As suresine önem verelim. Şimdi Türkçe anlamının doğru sıralanışına bakalım. Vel asr innel insane lefi husr diye başlayan bunun Türkçe olarak anlamının sırası arkadaşlar. Asra yemin olsun ki diye başlar. Bir. Daha sonra insan gerçekten ziyan içindedir. Vel asr. Asra yemin olsun ki. İnnel insane lefi husr. İnsanlar ziyan içindedir. Daha sonra devam ettiği haliyle de bundan ancak iman edip iyi ameli işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Vel asr innel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilis salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Görüyorsunuz hak ve sabr kelimeleri de burada geçiyor. Dolayısıyla 3 2 1 sıralaması bizim için doğru olacak. Cevabımız B seçeneği 27. soruda. Ve son iki sorumuz diyelim artık. Allah Celle Celaluhu hurafe ve batıl inançları hangi unsuru korumak için yasaklamıştır? Tabii ki yüce dinimizi, İslam'ı korumak için. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir? Ahlaki özelliklerini araştırıyoruz. Yetim olması, sabırlı olması, güvenilir olması ve hoşgörülü olması. Hangisi bunların ahlakla ilgili arkadaşlar? Sabırlı olması evet, güvenilir olması evet, hoşgörülü olması evet ama
yetim olması insani yönünün bir özelliğidir. Ahlakla bir alakası yoktur yetim olmanın. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyelim ve bugünkü videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımızı özellikle sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Güzel yorum ve haberlerinizi de bizlere yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.